Kapı aç. Abi. Geldin mi sen? Çok oldu abi. Görüşemedik. Çıkıyorum ben. Geleyim ben de abi. Mekanda kal sen. Yenge aşağıdaymış. Çıkar birazdan. Turaç, söyle gönüllere gitsinler hemen. Bir daha da böyle çat kapı gelmesinler. Abi. Ne var aslanım? Benim seninle konuşacaklarım var da. Otursak bir ara. Otururuz aslanım. Benim de sana diyeceklerim var zaten. Ekrem. Aga, beni rahat bırak. Güzellikle yaşamak için Montana'da bir koyun ve at çiftliğine. Ve... Çıkıyoruz hadi. Lazımsın Ekrem. Ve bir sabah kaçıverdim. Hadi aslanım. Kaçıverdim değil de seni kaçıran mıydı? Abi, ben de geleyim diyeceğim ama... Saçmalama, kıpırdama bir yere. Abi, senin işi bitince şu gönüle de bir baksak. Ne olacak bakınca Zahit? Yanlarına mı kalacak abi yaptıkları? Bak sana ne hale getirdiler beni. Sen ne hale getirmiştin gönülü? Mardin'de neler yapmıştın kadını? Dua et bu kadarla kalmış. Yemişsin dayağını, kes sesini, otur oturduğun yerde. Nasıl ya? Abi... Nesi nasıl yok Zahit? Ölmediğine şükret. Boşuna da kurulma. Bir alt yapamazsın. Abi sen kimden tarafsın ya? Neden böyle söylüyorsun? Benim tarafımı konuşmak sana mı kaldı Zahit? Evine gitmez. Bu kadar salak değildir. Nereye bakacağız beyim? Şirkete gidecek hali de yok. Herhalde. Marina tarafında bir iki arkadaşı vardı bunun. Ataköy'de. He, Ataköy. Bir oraya bakalım. İlla ki birilerini arayacak bu adam. Tek başına ne yapacak o halde? Hadi gidelim. Buyur beyim. Burası sende. Tamam abi. Kızım iyi misin sen? Gidelim buradan abla. Allah aşkına çıkalım bir an önce. Tamam. Yenge. Ne var? Nadir abim dedi ki bir daha buraya yanına yani. Böyle habersiz gelmeyecek misin? O ne demek? Hiç gelme. Böyle geleceksen hiç çıkma karşıma demek. İstenmediğin yere gelme o zaman sen de. Sen kimsin be? Tanımadıysan arkadaşına sor. Burada misafiriz. Kaşınma kızım. Betül yapma. Karışma bir dakika. Çok iyi tanırım sizin gibileri. Sen de işi gücü bitirmişsin Nadir'le. Dalmışsın kendi alemine. Ama hala ne koparırım peşindesin. Yalan mı? Senin hiçbir şey bildiğin yok. Böyle bilmeden geçip karşıma konuşursan bir daha... O uzun dilini kopartırım. Hadi canım. Tamam yeter. Yenge tamam. Betül. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamış benim. Ben bile kalmamışım. Yokum artık. O yüzden sen ol.
ayağına denk al. Nasıl kaçmış peki? Uyuyor mu bu memurlar? Hasta bakıcısı, hemşiresi. Kimse görmüyor mu bu adamı? İlaç verdiler. Uyutuyorlar diye bizim memur çay almaya inmiş. Herkes de bir yerlerde meşgulken sıvışıp kaçmış. Bu havada yürüyerek gidecek hali yok. Hastanenin önündeki taksi durağına baktıralım. Olur. Konuşuruz. Bir de geleni gideni olmuş mu? Sorduralım bir. Tamam. Sorarız. Başka? Komiserim. İstediğiniz kayıtlar. Sağ ol. O ne? Güvenlik kamerası kayıtları. Semih Bey gözden kaçabilir ama buradan biraz zor. Geç kaldım. Kimsin sen? Nasıl gelip buldun beni? Neden buldun? Bir sürü ortak tanıdığımız var. Biraz konuşuruz dedim. Fena mı ettim? Hadi geç otur, ayakta kalma. Sıcak bir şey içer misin? Olur. Tosun, bize iki çay oğlum. Hatırladım seni. Nereden? Nadir'in avukatısın değil mi? Emniyette görmüştüm. Hafızan iyi maşallah. O kadar darbeye rağmen. Ne oldu böyle Semih? Sen Azize Hanım manevi oğluydun. Nasıl düştün bu hale? Dayanamadım artık diyelim. Ya, nasıl dayanamadın? Adam yerine konmamaya, ciddiye alınmamaya, daha bir sürü şey. Tam da evlilik yolundayken. Onu da mı biliyorsun? Elbette. Ama artık o defter kapandı. Bu saatten sonra Bahtiyanların karşısındasın. Doğru muyum? Hem de sonuna kadar. Yalnız ben Nadir de burada olur sanmıştım. Yani artık düşmanımız ortak olduğuna göre. Yani düşman ortaksa biz de ortak oluruz diyorsun, öyle mi? Yanlış mıyım? Semih. Merhaba Nadir. Geçmiş olsun. Otursana. Alo. Ha Çağatay. Tosun'a söyle, çaylar dört oldu. Cemre. Canım, korkutuyorsun beni. Anne, yok bir şeyim. Yalnız kalmak istiyorum sadece. Çıkalım mı seninle biraz? Gerçi ben bu halimle pek eşlik edemem sana. Ama dolaşırız arabayla. Hava alırız biraz. Hı? Canım hiç istemiyor anne. Lütfen. Cemre, canım. Tamam. Yat. Kafanı dinle burada. Daralıyorum anne. Üstüme gelme lütfen. Olsaydın. Hiç değilse gözümün önünde olsaydın. Yordular seni değil mi Aziz? Hep yordular. Evdekilerden rahat etsem dışarıdakiler. Bir türlü huzur vermediler ki. Ben de mi huzur vermiyorum artık sana? Sırf sen ne olsa? O kadar kolay olsa?
Nasıl oldu bu iş Aziz? Nasıl öldüremediniz Semih'i? Sen eskiden böyle değildin. O kadar kan döktün. Şimdi neden olmuyor? Kurtulamıyorsun elin ayağına dolananlardan. Neden? Aziz? Üstüne vazife olmayan işlere karışma Asude. Beni kötü konuşturma. Zor duruyorum yerimde. Yakmayayım canını. Neden geldin Aziz? Cemre nasıl? Bildiğin gibi. Bir değişiklik yok. Sen de? Aynı. İyi o zaman. Konuşacak bir şey de yok. Konuşmaya gelmedim zaten Mahur. Susmaya geldim. O zaman hoş geldin. Nadir, sen Bahtiyanlara ne yaptığını farkında mısın? Değilsin belli. Kerim ölünce gerisi çorap söküğü gibi geldi. Reşat Ağa huzur vermedi. Asude ile Aziz Ağa'yı evlendirdiler. Mahur anne canına kıydı, felç oldu. Biliyorum bunları. Bilmediklerin de var. Civan'ın mekanı ayırması. Ağa'yla durmadan itişip kakışması. Gerçi sayemde... Beni tepelemek için bir araya geldiler ama çok sürmez. Üflesen dağılırlar. Bir tek ben dayandım biliyor musun? Nasıl dayandın? İşime baktım. Şirket ben olmasam dönmezdi. Biliyorsun Nadir. Öyledir. Kazandırmaya devam ettim Bahtiyarlara. Eşek gibi çalıştım. Gıkım çıkmadı. E nereye gitti kazandıklarımız? Bazen Civan'ın şımarıklığına, bazen de ağanın karanlık işlerine. Ama ben hiç durmadım. Hiç durmadım Nadir. Maaşlı elemanmış gibi konuşuyorsun. E ortak olmuşsun Bahtiyanlara. Ortak mı? Ortaklık denmez. 3 tane benzinlik verdi Aziz Ağa, çeyiz gibi. Cemre ile evleneceğiz diye. Cemre. Ne istedin o kızdan Semih? Ne oldu? Şimdi Bahtiyanlara üzüleceği mi tuttu? Benim Cemre ile ne alıp veremediğim olacak. O evde bir tane masum insan varsa o da Cemre'dir. Ne istedin kızdan? Sinirim bozdu. Abisinden babasından çektiğim yetmiyormuş gibi bir de o ezmeye kalktı. Ağrıma gitti. Kaldıramadım. Vurdun kıza ha? Oldu bir kere. Semih. Senin gibi akıllı bir adam. Nasıl yaptı bu hatayı? Hata değildi ki. Yapılması lazımdı. Şımarıklığında bir sınırı var. Evlenecektik biz. Karım olacak kadından saygı beklemek hakkım değil mi? Senin özel hayatın bizi hiç ilgilendirmez Semih. Şimdi ne yapacaksın, ona karar verdin mi? Ona birlikte karar veririz diyordum ama. Birlikte. Aziz Bahtiyan'ı birlikte bitirebiliriz. İstediğin bu değil mi senin de? Kaç aydır kaçıyorsun? Kimse dokunamadı sana. İyi tamam güçlüsün. Ama destek güç her zaman iyidir. Ha? Yanlış mıyım? Yanlış değil ama... Benim kimseden kaçtığım yok. Aziz'in sonu elimden olacak. Eninde sonunda bitireceğim onu. Ben kendime bir düzen kurdum. Ağır ağır ilerliyorum. İstanbul beni tanıyor... Ben İstanbul'um.
Sana neden ihtiyacım olsun? İşleri hızlandırmak için. Parasal destek için, hesap kitap için, ne dersen de. Düşmanımız ortak Nadir. Neden bir arada olmuyor? Neden biliyor musun? Ben artık satılık adamlarla çalışmıyorum. Bırak çalışmayı, yüzlerine bile bakamıyorum. Midem kaldırmıyor Semih. Senin gibi kuyruğunu kıstırıp gelip kendini satanları sevmiyorum. Yıllarca ekmeğini yediğin, sana babalık eden adam Aziz Bahtiyan, benim can düşmanım. Herkesten çok benim canımı yakmıştır. Evet, hesabımız büyüktür. Şimdi bana sattığın o bile olsa, almıyorum Semih, almıyorum. Hadi git buradan. Bahtiyanlardan bulmamışsın belanı, benden arama. Hadi. Öyle mi? İyi. Bunun için mi çağırdın beni buraya? Nadir'i duydun. Misafirliğin kısası makbulmuş. Hadi uğurlar olsun. İyi. İyi. Eyvallah. Aga, takıl şunun peşine. Ne yapıyor, ne kovalıyor bilelim. Eyvallah. Oğlum. Ne var Gazi? Şaşırtıyorsun beni Nadir. Hem de çok şaşırtıyorsun. O kadar yol geldik beraber. Daha da yolumuz uzun. Eyvallah. Tanıdım sanıyorum ama bazen öyle bir şey yapıyorsun ki. Olmazdı be Gazi. Semih'in ne işi var bizle? Elimizi yüzümüzü kirlettik. En azından içimiz temiz kalsın değil mi? Beyim. Cem. Efendim. Tanımadın mı beni? Civan. Civan değil mi? Evet. Semih nerede? Ne? Semih diyorum oğlum. Semih nerede? Bilmiyorum. Hem bana neden soruyorsunuz ki? Ne bileyim nerede? Bakın tekneye. Tamam abi. Ne oluyor böyle? Bir dakika. Şş, bırak baksınlar. Burada değilse Semih efendi, zaten sıkıntı yok. Ne alıp veremediğiniz var Semih'le? Siz kardeş gibi değil miydiniz? Ya kardeşimi arıyorum oğlum. Ne var bunda? Aradı mı hiç seni? Yok. Bir aydan fazla oluyor, hiç görmedim. Eğer yalan söylüyorsa çıkar ortaya. Çıkarsa bu sefer senin için gelir. İnanayım mı Cem? Doğru söylüyorsun değil mi? Evet, yemin ederim. Temiz mi içersin? Temiz abi. Bize müsaade o zaman. Ararsa seni muhakkak bulsun. Bunun bir arkadaşı daha vardı. Florya'da mı ne? Sinan mı beyim? Galiba. Bir de ona bakalım. Tamam. Basacaksın yani damarına. Öyle. Kudurtacaksın durup dururken. İyidir Gazi. Kudursun biraz. Sen bilirsin oğlum. Gazi.
Efendim? Aziz, benim Nadir. Nadir. Ne? Nasıl iş bu Aziz? Herkes de başın derde giriyor. Şimdi de Semih ha. Nereden biliyorsun? Nasıl biliyorsun? Seni en iyi ben bilirim, unuttun mu? Nasılına gelince? Yanımdaydı az önce, bana geldi. Sana mı geldi? Seni satmaya gelmiş. Ama merak etme, almadık. Kendi işimi kendim görürüm, biliyorsun. Seninle hesabım ayrı. Araya kimseyi sokmam. Ne demek bu şimdi? Ne sanıyorsun sen kendini? Bir şey sanmama gerek yok. Ben bildiğin Nadir Cüreyim. Ama Semih başka Semih. Fırsatını bulsa bozuk para gibi harcayacak seni. Dikkat et Aziz. Sana mı kaldı ulan beni ikaz etmek? Haddini bil. Had hudut bırakmadın Aziz. Bu kavga başka kavga artık. Adamların da sökmez, ağalığın da emirlerinde. Attığın her adımdan haberim var. Yalnız kaldığından, her işi eline yüzüne bulaştırdığından. Nefes gibi yakınım sana. Aziz. Ne var Allah'ın belası? Ne? Sayılı nefesin kaldı. İdareli kullan. Allah belanı versin Nadir. Geber seni. Allah belanı versin Nadir. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Buyurun, kime baktınız? Çekil önünden. İyi geldin mi oğlum? Fena değildi. Abi, hazır keyfin yerine gelmişken şu benle konuşacağın mesele. Uzun mesele aslında ama. Başlayalım bir yerinden, değil mi Gazi? Sen bilirsin oğlum. Efendim? Ne? Abi polis gelmiş. Polis mi? Nereden çıktı şimdi bu? Bilmiyorum. Bir kadın polis. Tek başına. Kadın mı? Buyurun, kime baktınız? Polis. Nadir burada mı? Polis mi? Sağır mısın? Duymadın mı? Nadir'i soruyorum. Nadir. Buradayım. Ne oldu? Ne işin var burada? Senin benim işlerimin içinde ne işin var peki? Betül, hadi. Nereden buldun burayı? Nereden mi? Polisim ben, unuttun galiba. Gazi. Avukat Gazi Yoldaş. Arkadaşın. Ne işi vardı Semih'in yanında? Semih nerede şimdi? Altanya, bu senin. Ne bu abla? Para. Bir süre ihtiyacını görür. Bizle çalışmayacaksın artık. İster eski patronuna dön, ister ülkene. Karar senin. Ne? Nasıl? Nasıl kızım? Delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz ya? Sen karışma. Dur bakayım, ne demek karışma? Ortak değil miyiz? Nasıl gönderiyorsun sen bu kızı, anlamadım. Biz artık bu işlerden çekiliyoruz Ragıp. Nasıl ya? Nasıl yok işte. Duyduğun gibi. Bitti. Çalışmıyoruz artık. Kimseyi de çalıştırmıyoruz. Kapattık o defteri.
Meselenin seninle ilgisi yok Tanya. Yanlış anlama sakın. Neden yanlış anlayacak abla? Siz hep çok iyi oldunuz bana. Sağ ol. Kolay değil o iş böyle. Beraber çıktık yola. Ortağız dedik. Niye geldik biz buraya? Oğlunu buldun. Bitti bizle işin değil mi? Ragıp. Ya kaybeder, çaldırır falan. Ragıp. Bitti. Senden de bıktım, kendimden de bıktım. Anlamıyor musun? Gelmiyor mu o kalın kafana? Bu iş burada bitti. Almak, satmak yok. İnsan gibi yaşayacağız artık. İşine geliyorsa oturursun burada. Yok gelmiyorsa senle de ayırırız yolumuzu. Ayırırız mı? Ayırırız ne iş? Fadik sen de mi bunlasın ya? Evet. Beraberiz artık. Dediği gibi namusumuzla yaşayacağız artık. İşine gelirse. Namus namus. Yeter be. Üç kuruş hazır paraya güvenip nasıl kabarıyorsunuz kızım böyle? Erir gider mahvoluruz ya. İş yapmamak ne demek? Fark etmez. Para pul önemli değil. Ben artık aynaya rahat bakmak istiyorum. Oğluma doya doya sarılmak istiyorum. Korkmadan, çekinmeden. Temiz bir şekilde. Kimse beni hor görmeden. Gerekirse girer bir işe çalışırız. İnsan gibi bir iş. Ne bileyim, temizliğe gideriz. Tezgah açar limon satarız. Yine de namerde muhtaç olmayız. Kafayı yemişsiniz hepiniz. Allah'ın başıma gelen işe bak. Yuh be. Hepinize yuh be. Tanya. Senin de yolun açık olsun. Allah gönlüne göre versin. Sağ ol abla. Hadi git hazırlan. Semih. Cemre. Görüşmemiz lazım. Ne? Ne görüşmesi hala Semih? Öldürecekler seni buldukları yerde. Biliyorum. Denediler zaten. Ama ölmedim. Son kez görmek istiyorum seni Cemre. Neler geldi başıma biliyorsun. En azından bu kadarını borçlusun bana. Hepsi senin yüzünden Semih. Seninle beraber ben de öldüm öldüm dirildim. Canım benim. Yanlış bir şey düşünme sakın. Geleceğim yanına. Ama sadece doğru düzgün veda edebilmek için. Neredesin? Bulamadınız mı daha? Yok baba. Yer yarıldı, içine girdi sanki herif. Polisin aramaları ne durumda? Haber geldi mi Baran'a? Bilmem. Polis ne yapmış? Arayan soran var mı Baran? Yok beyim. Onlar da bulamamıştır. Olsa duyardık. Yok baba. Yok işte. Adam buhar oldu uçtu sanki. Allah kahretsin. Bakınım biraz daha. Dönün eve konuşacağız. Tamamdır baba. Eve dönüyoruz Baran. Tamam. Semih Şakiroğlu. Bendeydi bugün. Ne oldu? Lazım bana o adam. Neden? Ne yapacaksın Semih'i? Bahtiyanları ancak onunla köşeye sıkıştırabilirim. Sen bu dediğine inanıyor musun sahiden? Neden inanmayayım? İyi. Diyelim ki buldun aldın Semih'i. Nereden biliyorsun polise savcıya konuşacağını? Konuşmasa nasıl tutacaksın? Neye dayanarak? Orası bizim işimiz.
Sen ne istedin ondan onu söyle. Sadece tedbir olsun diye gördüm. Merak bile diyebilirsin. Ben öyle bir adamdan hiçbir şey istemem. Neden? Nesi var? O da senin gibi bahtiyanlardan mağdur değil mi? Sakın. Beni sakın o adamla karıştırma. Hatta sen en iyisi beni hiç kimseyle karıştırma. Neden? Hala soruyor musun neden diye? Ben ne yaptıysam haklı olduğum için yaptım. Gidip kimseye sığınmadım. Düşmanım bile olsa kimseyi ne polis ne de bir başkasına satmadım. Ne şimdi bu? Kahraman mısın yani? Hayır. Ben sadece doğru bildiği gibi yaşayan bir adamım. Kimseye caka sattığımız falan da yok burada. Oğlumun kahramanı olayım. Yeter de artar bana. Hadi git artık. Biri görse başın nerede girecek? Uzak dur benim işimden Nadir. Benden de. Senden mi? Kim geldi bugün buraya? Bugün farklı. Başka zaman için diyorum. Benden uzak dur. Olur. Ama sana söz. Bitireyim işimi. Kapatayım bütün hesabı, dükkanı, her şeyi. O gün gelip sana teslim olacağım. Tabii o zamana kadar ben seni yakalamazsam. Şimdi yakala. Hadi yakalasana. Ne engel oluyor sana? Söyle Ekrem. Aga, Semih kızla buluştu. Cemre ile mi? Herhalde o. Sahildeyiz. Tamam, ayırma gözünü. İzlemeye devam. Eyvallah. Ne oldu? Hiç hak etmedim bunları ben Cemre. Şu halime baksana. Ben mi istedim sanıyorsun böyle olmasını? Ağam. Aziz ağam. Kimseye bırakmadı biliyor musun? Kendi elleriyle getirdi beni bu hale. Ne dememi istiyorsun? Şey deme. Sadece dinle. Ben o gün büyük bir hata yaptım. Dönüşü olmayan bir hata. Neredeyse hayatımı ödüyordum bedelini. Ama ne oldu biliyor musun? Seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha anladım. Yapma ne olur Semih. Hayır. Ciddiyim ben. Herkese, her şeye rağmen seninle olmak istiyorum. Delilik gibi değil mi? Ama çok seviyorum seni Cemre. O gün ölmediysem, hala yaşıyorsam inan senin için. Başına gelenlere herkesten çok ben üzüldüm. Hiç istemezdim böyle olmasını. Ama o gün neden bir araya geldiğimizi de unutmadım. Biz yapamayız Semih. Ben seninle mutlu olamam. Hele de şimdi. Bu kadar olaydan sonra mümkün değil. Cemre. Sakın. Bana bir kez daha hayır deme. Sakın. Bırak beni. Yapma. Bana bunu sakın yapma. Semih kendine gel. Delirmişsin sen. Bahtiyanlar sana sor. Yürü hadi. Alo. Aga. İşler karıştı burada. Bu kadar insan siz ne yapıyorsunuz bu evde? Nasıl son anda fark edersiniz kızın gittiğini baba nasıl? Sorup durma. Çıldırmak üzereyim. Ben gördüm çıkarken ama hava almaya gidiyordur diye bir şey demedim. Ağzımı açtım mı da tersliyor zaten. Sus artık daha fazla karıştırma ortalığı. Hakikaten sen bir karışma sana ya. Ben mi suçlu oldum yani şimdi? Yeter. Hepiniz kesin. Baran. Buyur abi. Kapıdaki o salaklar ne işe yarıyormuş? Ayrıca soracağım sana. Dışarıda mı herkes? Arıyorlar değil mi? Arıyorlar abi. Herkes seferber. Ben de çıkıp arayacağım baba. O Semih de dışarıda bir yerlerde. Benim Cemre'yi bulmam lazım. Çık tamam. Haber ver. Civan. Dikkat et kendine oğlum. Merak etme anne. Getireceğim ben Cemre'yi. Ağam.
Oğlum delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Yardım edecek misin? Ya Semih kendine gel. Bak bu işin sonu çok kötü olacak. Yürü Cemre. Yürü, canını yakmak zorunda bıraktırma beni, yürü. Ya bırak kolumu. Oğlum bu kızın abisi geldi bugün silahlı adamlarla falan. Ne yapalım yani? Öldürtecek misin oğlum sen hepimizi ha? Fark eder mi? Olan oldu artık. Yürü. Yürü. Yürü, geç otur şuraya. Bir planın vardır herhalde. Gece yarısından sonra demir alır adaya gideriz. Büyük adaya. Ya delirdin mi sen? Cem, bari sen uyuma şuna. Mahvederler ikiniz de. Başka şansım yok bu saatten sonra Cemre. Kusura bakma. Adada tufanın evi var. Anahtarı teknede değil mi? Teknede. Neredeler? Şu tekneye girdiler aga. Kaç kişi? Semih var. Bir de tekneci. Alacak mıyız aga? Alacağız aga. Bu kızın günahı yok. Batıyan da olsa günahı yok. Semih alçağı harcamadan alacağız. Siz burada bekleyin. Eyvallah aga. Abi. Bekle dedim Turaç. Saçmaladın iyice Semih. Bırak silahını. Daha kötü şeyler olmadan kızı da bırak. Delirdin mi sen be? Bahtiyanların kızını mı kurtarmaya geldin buraya? Ne diyorsam yap Semih. Canın yanmasın. Defol git buradan. Defol! Kızım, canım. İyi misin sen Cemre? İyiyim baba. Geçti bitti, merak etme. Ölmemiş ki bu. Yaşıyor hala. Şimdi sırası değil. Geçmiş olsun hepinize. Sağ olun. Biz gidebilir miyiz artık evimize? Daha değil. Cemre Hanım'ın ifadesini almamız lazım merkezde. Arkadaşlar yardımcı olacak size. Gerek yok. Biz kendimiz geliriz emniyet. Siz bilirsiniz. Gecikmeyin de. Hallediyorsunuz değil mi? Evet amirim. Nasıl oldu? Nasıl oldu bu iş? Polis nasıl buldu seni Cemre? Polis bulmadı beni. Nadir kurtardı. Nadir mi? Allah kahretsin.